Allah'ım ya Rabbi. Oğlum dikkat. Hay ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ya bir şey soracağım. Siz Toygar'ı gördünüz mü? Hayır. Bir sorun mu var Rüya Hanım? Ya bu sabah okula gelirken beni beklememiş. Aa, ne kadar enteresan. Yoksa sözleştiğinizde seni almadan okula mı geldi? Hayır. Bak bu daha enteresan. Ya ben her sabah onu beklerim. Böyle apartmanın kapısından çıktığında beni görür, okula birlikte geliriz. Çok üzücü. Yani bir gün bile olsa Rüya Hanım, Toygar abisiz okula gelmek sizin için ne kadar kırıcı ve üzücü olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve acını paylaşıyorum Rüya Hanım. Oğlum abartma lan. Kız ağlayacak şimdi. Tamam. Ya, neyse şimdi ben bir arka bahçeye bakayım. Belki oradadır değil mi? Oğlum gidiyor eyvah. Merak etme kanka. Toygar abi müthiş bir yere saklandı. Bu sefer asla bulamaz onu. Görecek o gerçek Tuğçe'yi. Göstereceğim ona. Ne haber Tuğçe? Rüya şimdi senin sorularını böyle yanıtlayacak durumda değilim, tamam mı? Niye azarlıyorsun beni? Sadece bir şey sordum. İlgilenmiyorum Rüyacığım, anlıyor musun? Ya rica etsem bir şey daha sorabilir miyim? Ya sadece evet ya da hayır diyeceksin. Ay tamam bak, sadece bir sor ama, tamam mı? Sadece. Tamam. Şey, Toygar'ı gördün mü? Hayır canım. Peki, tamam o zaman. Hadi hadi Rüya, hadi. Oh be! Toygar! Aa, şey, bir şey daha sorabilir miyim? Toygar'ı görürsen Rüya sınıfa gittik der misin? Tamam tamam derim hadi. Hadi hadi. Sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol. Sanıyorsun? Bana bak. Sakın Rüya Hanım'a saklandığımı ve beni gördüğünü söyleme. Kırılır, üzülürüm. Ay madem üzülür, o zaman neden böyle salak salak şeyler yapıyorsun? Tuğçe Hanım, sizi kibar ve terbiyeli konuşmaya davet ediyorum. Rica edeceğim. Ya bu kız sizin aranızda bir şey var zannediyor. Ya sorun da o zaten yok ama zannediyor. E sen de o zaman söyle kıza. Ne diye oyalıyorsun? Hem bu kız saftirik bir şey, ne desen inanıyor. Her şeyi ciddiye alıyor. Hem ben ona söyleyeceğim eğer sen söylemezsen. Toygar senden köşe bucak kaçıyor diyeceğim. Hı. Gör bak. Hele bir söyle. Ben de senin Selim için kurduğun hain, çocukça ve komik planlarını bizzat Selim'e ve bütün sınıfa söylerim. Ay Toygar sen beni mi dinledin sabahtan beri? Yo sadece gözümün önünde kulağımın dibindeydin. Bak. Ben sadece Rüya Hanım'ın benden nefret etmesine ve kızarak benden uzaklaşmasına çalışıyorum. Bunu da yapacağım. Sadece nasıl yapacağım bilmiyorum. Hem benden nefret ederse benim için acı da çekmez. Ay aman ne duygusal bir erkek misin yani? Niye bana öyle bakıyorsun? Toygar'cığım bir anlaşma yapalım diyorum ha. Böylelikle sen benim işime yarayacaksın. Ben de senin işine ha. Gel gel. Gel. Gel be. Gel. Bak şimdi senle ben... Hulki Hoca en sonunda doğru yolu buldu. Hem böylece hayvanlara yakın olmaktan kurtulmuş oldu. Sen gülünce çok güzel görünüyorsun. Sen de. Sınıftayız canım. E kıskanma. Kıskanmadım ki. Ne oluyor ya? Kıskanma diye yaptım. Ceren. Ceren. Ne oluyor ya? Affedersin. Alıştım artık. İstemiyorsan yanına oturmam. Murat! Bak burası senin eski sıran. Yani istersen oturabilirsin. Burası benim eski sıram diye gelmedim. Niye geldin? İşte. İşte şey demek istiyor. Yani barışalım. Senden özür diliyorum falan demek istiyor. Yani bazı erkekler böyle ifade ediyor bunu. Gel sen otur. Ya bir şey sorabilir miyim? Biri bana Toygar'ı gördüm ya da iyi diyebilir mi? Ya Rüya sen de artık ha. Ya ne olabilir ki? Ya evden okula gidiyorum diye çıkmış ve okulda görmedim.
Belki de bir yerlerde oyalanıyordur. Ne bileyim derse son anda falan girmek istemiştir. Öyle. Belki de bizim gibi erkenden gelip lak lak şamata yapmak filan istemiyordur. Değil mi kanka? Yine arkadaşlar! O zaman evden niye erken çıktı? Ya Rüya, belki de senden kaçıyordur. Yakalanmamak içindir. Bir de böyle düşün. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ya Rüya! Bak, ben seninle dalga geçmekten zevk falan almıyorum. Yani seni kırmak gibi bir niyetim de yok. Ya, ama dürüst davranıyorum. Gerçekleri gör diye söylüyorum. Yani uzaktan bakıyorum da bence Toygar senin düşündüğün gibi sana aşık falan değil. Ve yani bence ben kendi fikrimi şey diyorum. Yani bence kendini bir erkeğin bu kadar uydusu yapma. Salak şey. Ne yaptı ya? Valla ben ilk defa Berna'yı takdir ettim. Yani birinin bunu Rüya'ya söylemesi gerekiyordu. Ayşegül. Baksana kız nasıl da üzüldü. Ağlıyor. Evet. Ama ne yapalım? Gerçekleri birinden duyması gerekiyordu. Berna'ya bak sen ya. Meğer delikanlı kızmış. Kanka, Berna'ya aşık olmak için yeni bir neden mi buldun yoksa? Evet. Sence inanacaklar mı? Uf, inandıracağız. Bakın, size baştan dürüst olayım. Benim adamlarım Fethi ve Naci hayatta inanmazlar. Hani şahsınızı bir sevgili olarak seçmeyeceğimi gayet iyi bilirler. Ay pardon da niye hemen öyle havalara giriyorsun? Sana sen bana göresin diyen oldu mu canım? Ona bakarsan Berna da sana kıl olduğumu biliyor. Sen de çıkıyoruz deyince kız çok şaşıracak. Eh yalnızlıktan böyle kendimi Toygar'a attım deyince belki inanır ikna olur. Hem ayrıca yalnız kalınca ne kadar zavallı bir insan olduğumuzu hepimizin olduğunu biliyor. Of. Neyse zaten sınıfın geri kalanı şaşırmayabilir. Hani Fethi ile Berna olayını hemen kabul etmişlerdi. Ay Selim'in yüzünü çok merak ediyorum. Ya bir dakika ya. Sen hala Ayşegül'den hoşlanıyor musun? Ay hayır yani. Eğer Ayşegül'den hala hoşlanıyorsan bir taşla iki kuş vurabilirsin. Ayşegül de seni benden kıskanır. Bu bahsi kapatalım. Benim için şu an öncelikli konu komşu kızı Rüya. Benden nefret etsin. Beni sevmesin. Bensiz yeni bir hayata başlasın. Ve benim yüzümden acı çekmesin. Peki tamam. Ama eğer oyunu bozarsan gider Rüya'ya her şeyi anlatırım tamam mı? Ben de gider Selim'e anlatırım. Ay iyi tamam tamam uzatma. Ver elini hadi. Ne? Ay ben de çok meraklı değilim ama daha inandırıcı olur canım. Hı, yürü. Ya özür dilerim. Git başımdan. Ana. Aa. Bu ne ya? Oo. Şaka mı bu? Toygar hiç şaka yapacak biri değil ki bu ne ya? Psst. Toygar kafayı mı yedi? Ne bileyim ki? Bence Tuğçe kafayı yemiş. Hıy. Toygar! Buyurun Rüya Hanım. Ben kimim? Ben neyim? Ben senin neyinim Toygar? Siz benim okul arkadaşım, komşumsunuz Rüya Hanım. Ayrıca hiç öyle. Bakma biz şaka falan da yapmıyoruz. Herkes duysun biz gerçekten çıkıyoruz. Sakın bir daha karşıma çıkma Toygar. Sakın bir daha benimle konuşma. Ne okulda, ne bahçede, ne kantinde, hiçbir yerde. Duydun mu beni? Kabadayı bozuntusu. Aman boş ver hayatım gel. Gel hayatım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.